Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün tüm far paletlerimi göstermek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum. Belki arasında merak ettiğiniz ürünler vardır. Biraz onlardan bahsedeceğim. Hangi ürünlere sahibim onlardan bahsedeceğim. Bence hemen başlayalım. İlk olarak bence Revolution paletlerimle başlayayım. Çünkü en fazla onlardan var. Evet, çıkarabildim. Kaç palet var? 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane Revolution paletim var. İlk olarak tabii ki Sebile Ölmez'in 2 paleti var. Bunlara zaten bir video yapmıştım. O yüzden çok fazla bahsetmeyeceğim. Biliyorsunuz o videonun da linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Soft X Revolution Extra Spice. İçini göstereceğim yine. Carmen'in Kiss of Fire. Ve Tammy'nin Tropical Carnival paleti var. Üçü de Watson's'da satılıyor. Ve sevilen palet üçü de. Bu Tammy'nin paleti. Bu Carmen'in Kiss of Fire paleti. Bence uygun fiyatlı renkli paletlerden en iyileri bunlar. Bunların ikisini gerçekten çok seviyorum. Yani Revolution farlarını zaten çok seviyorum. Ve Soft X Revolution Extra Spice paleti. Bu paletler çok seviliyor. Biliniyor zaten. Son olarak da Revolution'un Neutrals vs. Neutrals paleti. Bu aslında ilk paletlerimden biri. Bu paleti de çok seviyorum. Çok kullanmıyorum çünkü renkler çok doğal olduğu için. Ama mesela şu simli renkler gerçekten güzel. Birkaç tanesini swatchlayayım. Göstereyim. Gördüğünüz üzere böyle. Gerçekten güzel. Fiyatı için uygun. Pigmentasyonu yerinde. Yani gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zaten Revolution'da, Watson's'da çoğunlukla indirime giriyor. Yani uygun fiyata bulabilirsiniz bu farları. Hemen yine bir uygun fiyatlı paletine devam edeyim. Beauty Glaze markasının Impressed You. Bunu biliyorsunuz bir videomda kullanmıştım. Deney videosuydu. O videoda paleti bayağı bir haşat ettim evet. Son durumu bu. Bu paleti ben niye almıştım? Morphe'nin Jaclyn Hill ile çıkardığı bir palet vardı. Ve bu palet de onun çakması bir nevi. Bu markayı nerede bulabilirsiniz? Ben Amazon'dan almıştım ama AliExpress'te de var. Orada bulabilirsiniz. Palet aslında güzel. Ben 8 euroya falan almıştım. Ama o kadar çok paletim var ki artık buna elim hiç gitmiyor. Ama palet aslında kötü değil. Şu aşağıdaki renkli farlar biraz zorluyor beni. Karıştırması zor oluyor. Ama fiyat için de bir şey denilemez. O yüzden yani kenarda duruyor. Çok kullanmıyorum maalesef. Yine AliExpress'ten aldığım bir paletle devam etmek istiyorum. Focalure markasının Türkiye paleti. Palet şu. Buna da bir video çekmiştim. Onun da linkini bulabilirsiniz aşağıda. Bence biz şuraya yukarı oynatma listesi. Aynen, bence öyle mantıklı olacak. Yoksa evet zor olacak. Ve unutacağız. Oynatma listem, zaten kanalımda bir sürü oynatma listeleri var. Oradan bulabilirsiniz tüm videoları arkadaşlar. Palet bu. Bu palet çok güzel. Renkleri de çok başarılı. Sadece bir rengi pek hoşuma gitmemişti. Onu da videoda zaten söylüyorum. Bahsediyorum. Instagram paletlerimle devam edelim bence. Şu an 2 tane var. Bir tanesi ama yolda, onu bekliyorum hala. Yani aslında 3 ama 2 şu an elimde olan. Birisi Saproof, birisi de Mellow Cosmetics. Yani Saproof'u kanalımda galiba kullanmadım ama Instagram'da bulabilirsiniz bu paleti. Gerçekten güzel bir palet. Bununla zaten bir YouTube videosu çekmiştim. Bunun videosunu da zaten kanalımda bulabilirsiniz. En sonki videom oydu zaten. Renklerini de göstereyim hemen. Bu Mellow Cosmetics'in renkleri. Çok güzel. Bu palet zaten çok başarılı. Ama Saproof'un paleti de çok başarılı. Sevdiğim bir palet. Bu da biraz Naked'e benziyor. Urban Decay Naked. İkisinin de aynası var. Sevmediğim bir ürünle devam edelim aslında. Ama neyse. Buna da bir video çekmiştim.
Oynatma listesinde o da var. Renkleri göstereyim. Bu Türkiye Sephora'da da satılıyor. Yani pek bahsetmeyeceğim bu paletten. Videoya bakabilirsiniz. Duruyor bir köşede yani. Hiç kullanmıyorum aslında. Yazık. Belki satarım. Belki birisine veririm. Yine sevdiğim bir ürüne devam edelim. Niki Tutorials izleyenler bu paleti zaten bilir. Juvia's Place. Çok enteresan ürünleri var. Böyle hep Afrika temalı paletleri var. Bu palette bunun aynası yok. Bu bana hediye gelmişti. Arkadaşım doğum günümde hediye almıştı bana. Çok istediğimi bildiği için. O zamanlar online alışveriş yapmıyordum. Biraz eski bir palet ama hala kalitesi iyi. Ve hiçbir sorun yok. O yüzden hala kullanıyorum. Ve seviyorum. Bunun da videosu var. Biraz daha uygun fiyatlı ürünlerle devam edeyim. Aa, bir tane Revolution paletim kalmış burada. Bunu nasıl unuturum? Bu da çok güzel bir palet. Bununla da video çekmiştim. Gördüğünüz üzere aslında çoğu paletimi kullandım şimdiye kadar kanalımda. Ama kullanmadığım da çok var. Full Face Essence videomu izleyenler bu paleti bilir. Essence'in Beautiful paleti. Bu doğal renklere sahip bir palet. Ama güzel bir palet. Pigmentasyonu güzel. Fiyatı da güzel. Kaç euro almıştım? Galiba 7 euro falan. Lira fiyatını maalesef bilmiyorum. Bir tek siyah olan far biraz zorluyor ama diğer renkler gerçekten çok güzel. Jeffree Star'ın Mini Breaker paleti. Bunun ambalajı zaten ayrı bir efsane. Yani kalitesi gerçekten belli oluyor. Mesela Essence'inki de karton ambalaj, Jeffree'de ama yine de kartonunun kalitesi, ağırlığı falan tabii ki fark ediyor. Ama bu paleti aslında çok kullanmadım şimdiye kadar. Aynası var bu arada. Hatta hiç daha ellemediğim renkler bile var bu paletin içinde. Nedense hiç kullanmaya zaman bulamadım. Hiçbir şey bulamadım. Video falan. Bilmiyorum niye aldım, neden kullanmıyorum. Aslında güzel bir palet ama öyle kenarda duruyor. İnşallah bir gün kullanabilirim. Aklıma gelir, aklıma düşer. Yine iki Essence paletim var. Bunlar ama beni çok yani cazibe eden paletler değil. Öyle mi denir? Öyle. Essence'in Fall Back to Nature koleksiyon ürünü. Aslında bu bir highlighter ve blush paleti. Ama size bir sorum var arkadaşlar. Ben bunları nasıl highlighter ya da blush olarak kullanayım? Sen bunu alırken zaten... Neyin kafasındaydım? Hiçbir fikrim yok. O zamanlar çok böyle sarılı, kırmızılı, turunculu paletler arıyordum. Acaba ondan mı esinlenerek aldım bu paleti? Hiçbir fikrim yok. İki kere mi ne kullandım? Ondan beridir köşede yatıyor. Ve o kadar büyük ki nereye koyacağımı bile bilemiyorum. Ama hadi blush olarak tamam da... Highlighter olarak nasıl kullanayım ben bunları? Çok saçma. Ya far. Yani ama kokusu şey çok güzel. İmkanlı. Elma kokuyor. Kokusu çok güzel. Biliyorsunuz kokuya önem veriyorum. Saçma bir şekilde. Yine bir koleksiyon ürünü. Essence'in Ho Ho Ho. Eyeshadow paleti. Bu palet gerçekten çok güzel. Kalitesi de çok iyi. Ama yani... Bilmiyorum, o kadar paletim var ki hiç bunlar aklıma düşmüyor. Ve zaten videolarımda kullansam da saçma olacak çünkü alamazsınız bu paletleri artık. Daha çünkü satılmıyor. Yani kullansam, aa bu palet çok güzel, efsane desem hiçbir şeyinize yaramaz. O yüzden pek kullanmıyorum. Yani Essence, şunu da göstereyim, Essence'i bitirelim bence. Gördüğünüz üzere Essence bayağı bir ürünüm var. Sevdiğim bir marka olduğu için. Yine iki koleksiyon ürünü. Yani Essence'in ürünlerini alıyorsam genellikle hep koleksiyon ürünlerini alıyorum. Çünkü normal ürünleri pek ilgimi çekmiyor. Silver Glitter Show eyeshadow paleti ve Pac-Man paleti. İkisinin de renkleri çok sıkıcı. Gördüğünüz üzere ambalaj manyağı olduğum için ambalaja kanıp alıyorum. Çok saçma. İnşallah bir gün bu huyumdan vazgeçerim. Hiç ve saçma sapan... Hiç değil paletler. Benlik mi? Evet hiç değil. Zaten hiç kullanmıyorum. Bir kere kullandım ikisini de. Birer kere yani. Ondan beridir bir köşede duruyor. Gerçekten ambalajı ama gerçekten çok güzel palet ikisi de ama
Renkler benlik değil yani. Ambalajına bakarak ürün alan tek insan benimdir muhtemelen. İnşallah bu huyumdan bir gün vazgeçerim. Çünkü çok manyakça bir şey. Bana hediye gelen bir ürünle devam etmek istiyorum. Hesapta 35 euroluk bir paletmiş bu. Steve Laurent diye bir marka. Belki duymuşsunuzdur. Ben tanımıyorum. Ama bu paletin 35 euroluk neyi var çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi diyeceksiniz paleti o zaman niye satmadın veya birisine vermedin? Bu palet o kadar küçük ki, minicik. Yani tatile falan gittiğimde kesinlikle yanıma alacağım bir palet. Çünkü çok az yer tutuyor. Diğer paletlerim gördüğünüz üzere çok büyük olduğu için yanımda götürmüyorum genellikle. O yüzden bu paleti sakladım. Renklerde her zaman kullanabileceğim renkler olduğu için paleti saklamak istedim ve 35 euroluk bir palet diye de kalsın dedim. Şöyle Rival de Loop'un bir paletiyle devam edeyim. Color Splash. Bu palet Türkiye'ye geldi mi? Gelecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ama bunun da videosunu yapmıştım. Hatta NYX'in paletiyle karşılaştırmıştım. Çünkü ona çok benziyor. Onun da videosunu bulabilirsin. Rossmann'larda satılıyor. Ve Trended Up markasının bir ürünü var. Bu palet artık satılmıyor. Satılsa bile sadece Almanya'da satılıyor. O yüzden bunu da videolarımda çok çok göstermiyorum. Ama çok güzel bir make-up look yapmıştım bununla da. Instagram'da bulabilirsiniz onu. Galaxy Eyes diye. Cut crease'li falan. Yoruldum konuşmak. Doğa yarısına gelmedik. 2000 years later. Uygun fiyatlı bir ürünle devam ediyorum. Wet n Wild markasının Roll Rosé in the Air'mış. Rose değil. Bu paletin de videosunu çektim. Ve bu palet Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paletine muadil olarak gösteriliyor. Maalesef Anastasia Beverly Hills'in paleti yok bende. O yüzden gerçekten öyle mi bilmiyorum ama internette gördüğüm kadarıyla renkleri birbirine çok benziyor. Ve bunun da kalitesi çok iyi fiyatına göre bence. O yüzden bakabilirsiniz derim. Gratislerde bu da çok indirime giriyor. İki palet göstereceğim ama bunların renklerini göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunlarla video çekmek istiyorum. Beauty Glaze markasının AliExpress'ten aldığım iki paleti. Birinin adı Melon, birinin adı Lemon. Şöyle iki palet. Bunları ikişer oraya almıştım. Gerçekten çok ucuz ve renkleri o kadar güzel ki. Şu an yine bakıyorum. Çok güzel. Pigmentasyonu da swatchladığım kadar güzel ama gözümde hiç denemedim. Dediğim gibi video çekmek istediğim için... Ben de bir bakayım. Siz bakmayın. Ben bir bakayım. Evet. Bu Lemon'dı. Bu da Melon. Melon daha güzelmiş. Melon daha güzelmiş. Yani dediğim gibi göstermeyeceğim. Daha çünkü... doğrusu Melon senlik, Lemon benlik. Öyle mi? Az önceki Trended Up markasının yine bir paleti. Bundan da çok bahsetmeyeceğim çünkü hem artık satılmıyor hem de sadece Almanya'da satılan bir marka olduğu için. Şöyle sırf simli, bir de siyah, bir de beyaz far var içinde. Yani fena değil, pigmentasyonu güzeldi ama pek tercih ettiğim bir palet değil. Love markasının, Love Türkiye'de yok galiba, var mı? Yok. Yok, yok diyebiliyorum ben de. Essence'e bağlı. Essence, Catrice ve Love aslında bir firma. Cosnova altında çalışıyorlar. Yani aslında onlara bağlı bir marka ama onlardan bir tık daha pahalı. Ona göre kalitesi de bir tık daha iyi. Bu palette şöyle. Burada da sırf simli renkler var. Biri highlighter ama ben hiç highlighter olarak kullanmadım onu. Bunlar fena değil. Şu beyaz renk çok güzel, hoşuma gidiyor ve şu altın renk. Violet Vos'un bir ürünüyle devam edeceğim. Şeyda Erdoğan çok bahsetmişti galiba bu paletten. Yurt dışına çıkarsanız alın diye bir post atmıştı Instagram'a. Hatırlıyor gibiyim. Galiba Türkiye'de Violet Vos satılmıyor o yüzden. Yani onun dediğine göre emin değilim. Ben de büyük paletini almadım tabii ki. Çünkü büyük paleti 120 euro. Natasha Denolla'yla karıştırıyor olabilirim ama Violet Vos da çok pahalı bir marka. Ben bütçem yettiği kadar şöyle minicik bir palet aldım kendime. Bu Fruit Sorbet paleti.
Gerçekten çok küçük bir palet. Şöyle minicik bir palet. Renkleri çok güzel. Mat renk var. 4 simli renk var. Gerisi mat. Bu paleti ben tatilde yanıma almıştım. Çünkü bildiğiniz üzere renkli makyaj yapmayı seviyorum. Bu da çok küçük olduğu için tam bavula atmalık. Bunu yanımda götürmüştüm. Ama bir dahaki tatile gidişimde, tabii koronadan sonra gidebilirsek daha. Bir dahaki gidişimde kesinlikle bu Steve Florent paletini de yanıma alacağım. Ve yani şunu ve Violet Boss'u yanıma alacağım. Bir renkli bir de doğal palet yanımda olmuş olacak. O yüzden bunların ikisini beraber saklıyorum. Peki neden mantıklı o kadar pahalı? Yani bunu ben kaç euroya aldım? Bunu bile 20 euroya aldım. Bu küçük boyunu. Neden o kadar pahalı bilmiyorum. Kalitesi galiba çok iyi. Pigmentasyon açısından aslında diğer paletlerimden daha iyi diyemem. Ama neden o kadar pahalı bilmiyorum. Natasha Denona neden o kadar pahalı? O en azından isim yapmış. Adı var. Ama paletleri gerçekten çok iyi ya. Aga be. Gerçekten o kadının paletini gördüğümde diyorum ki aga be. Hatta yeşil olan paleti çok iyi. Param olsa alsam. Buradan diyordum sonra bu paletleri çıkarıyorum falan filan. Hayır ama yani 120-130 euro biraz. Ki lira fiyatından bahsetmek bile istemiyorum. Çatır çatır yeter. Biraz fazla sanki. Ama paletler gerçekten çok iyi. Neyle devam edelim? Bence en pahalı paletlerine geçmeden önce şurayı bir bitirelim. Şöyle bir palet göstereceğim. Ama gösterdiğim gibi de indireceğim. Çünkü Türkiye'de satılmayan bir marka. BH Cosmetics. Maalesef satılmıyor. Aslında çok iyi bir marka. Aynen. Neden çok iyi bir marka. Anlamadım. Ama bu palet hatta Alman bir YouTuber'la yapılmış bir palet. Alicia Marie diye. Çok sevdiğim bir YouTuber ama dediğim gibi Almanca konuştuğu için önermek biraz saçma olur. Şöyle bir palet. Renkleri gerçekten çok güzel. Duochrome şeklinde. Gerçekten güzel bir palet. Şöyle bir palet göstereceğim. Bunu da gösterdiğim gibi aslında indireceğim. Galiba çünkü bu da artık satılmıyor. In the Balm of Your Hand Volume 2. Biri de vardı. Bunlar koleksiyon ürünü olarak yani The Balm'la geliyor. Sonra geldiği gibi gidiyor. Satılıyor. Şöyle en sevilen ürünleri var içinde. Bunu da Full Face The Balm videomda zaten göstermiştim. Bunun içindeki Mary Luminizer'la orijinal boy Mary Luminizer'ın arasında dağlar kadar fark var. Hatta dağlar dediğim bayağı yani dağlar. RGS, Uludağ, Alp Dağları yan yana gelmiş. Öyle farklar yani. Çok sinirleniyorum böyle şeyler arkadaşlar. Para veriyorum yani. Ben buna para veriyorum. Ve ucuz bir palet de değil. The Balm'ın ne kadar pahalı olduğunu siz de biliyorsunuz. Ne kadar indirime inerse insin. Bir far paletini almıştım. Ablam 120 TL mi vermiştim? Öyle bir şeydi ya, hayatım şokunu geçirdim. İstanbul'da kasada böyle olmuş. Hello. Hayır ben kasadayken fen değildim. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kadın da diyor sen öyle sat. Çünkü sen o zaman gittiğimde sadece onu istedim ben. Hani bulabilirsen abla bana sadece o paleti bul dedi. Ve ben kesinlikle fiyatına bakmadım. Çünkü İstanbul'da gezmediğim, girmediğim, çıkmadığım gratis kalmadı. Hiçbir yerde yoktu. Yoktu, bulamadım diye. En sonunda bulunca da zaten havada kapar gibi kaptı. Hemen kasaya gittim. İstemez olaydım. Ben böyle bir yanlışlık oldu herhalde. Hanımefendi diyorum. Kadın yüzüme bakıyor. Hayır bir yanlışlık yok hanımefendi. Dedim tamam. O palet zaten artık bende değil. Ya sinirleniyorum gerçekten. Az para değil ama yani neyse. Bir şey demeyeceğim. Çünkü de Balm'ın rujlarını falan çok sevdiğim için çok da yere göğe... Yok öyle denmez. Y'ye göre sıydırmak yerin değil. Dibine. O başka bir şey. Ha, yerin dibine sokmayacağım. Çok iyi. Zoeva. Zoeva. Agave. Agave Zoeva. Bugün ne için? Kestik. Göster.
Agave. Bu ablamın Agave dediği bir marka. Evet. Zoeva'nın. Bende tek bir paleti var. Onda 3. 3. Azmış aslında sevmene rağmen. Ya aslında yani alamadığım için değil. Yani o kadar makyaj yapmadığım için o 3'ü yetiyor bana. Aynen. Ablamın çok sevdiği bir marka dediğim gibi. Gerçekten farları da çok iyi aslında. Ama ben yine çok tercih etmiyorum çünkü... Renkleri sana göre renkler değil. Niye? Bu da böyle bir palet. Niye? Neden? Sadece şu kırmızıyla turuncu renk için. Ben kullanıyorum diğer renklerini. Bu palet de kötü bir palet değil. Ama bir daha alır mıyım? Agave demiyoruz. Yok. Ambalajına diyorum açıkçası. Bayağı iyi. Evet. Yani Urban Decay palet design açısından, ambalaj açısından bayağı iyi. Honey paletini de çok merak ediyorum ama bunu denedikten sonra onu almamakta karar kıldım. Neden diyeceksiniz? Kalitesi muhteşem. Hiçbir şey söyleyemem. Ama bence bir Revolution paletinden pek de bir farkı yok. İnşallah bu video fazla dislike almaz böyle arsız arsız konuştuğum için ama yine bir palet, yine bir hayal kırıklığı. Morphe'nin şu 35H Hotspot bir şey paleti. İnternet Wi-Fi kullanıcı adı gibi yaptım. Evet, adı Hotspot 35H. Bir yerde Wi-Fi şifresi gerek olursa bunu deneyin. Hotspot 35H. Yani kullandım. Ben de gülüyorum. Kış makyajında kullanmıştım paleti. Susacağım inşallah. Burada profesyonel bir video çekmeye çalışıyorum. Evet, Agave diyelim. Agave. Onu da zaten Delimine kanalından kaptım ya. Onun yüzünden hep Agave böyle funny story'ler anlatayım köşeden. Şöyle bir olay oldu dün. Şey, gezmeye gittik, yani gezmeye değil de bir şey bakmaya gittik. Orada da hoşuma çok bir şeyler çok hoşuma gittiğinde hep Agave diyordum. Ablam da hemen anlıyordu, ha bunu çok beğendim. Yine ne beğendin dedim ben. Agave. Hatırlayanlar old'dur. 9gag sayfası çok kötü yalnız. Oradan da çok alışıyorum ve Delimi neden de çok alıştırmış. Ne alaka? Şu an far paletinden bahsediyoruz. Bu süreçte takıldığın en çok başka bir şey daha var. Agave. Hatırlayanlar old'dur. Old but gold. Başka ne var? Unutma. Murat Övüç Dalga. Şu an söylemeyeyim yalnız. Ay, çok kötü oldu. Aslında hiç komik değil. Hani ağlıyor orada, hüzünlenmiş. Biz yani milletçe dalga geçiyoruz. Çok ayıp. Ama çok seviyoruz onu. Ne yapalım? Hala gülüyorum, komik. Bak, komik değil diyorum ama hala gülüyorum. Sinirim bozuldu. Terazi burcunun dengesizliği. Neyse ya, ben şu an paletlerimden bahsediyordum. Ne alaka? Agave'den buraya geldik, ne yapayım? Yine Agave dediğim bir palet. Ama hiç gözümün her şey geldi. Deliminenin hatırası bana. Neyse. Ay. Artık abone olmayacağız sana. Çıkaracağız abonelikten. Tartın. Aslında en sevdiğim palete geldi sıra. Evet. En sevdiğim palet bu. Gerçekten çok sevdiğim palet. İlk olarak ambalajına aldanarak aldım zaten. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Hatırlayanlar oldun. Tart. Rainforest of the Sea, High Tides and Good Vibes paleti. 9gag'de çıkardım. Nice paylaşımlar. Oh, bir de Remix Adam süper. Remix Adam bir de şey, psycho deli paylaşımlar mıydı? Öyle bir şey. Ay, çok güldüm. Yalnız Çağrı Taner de çok iyi. Evet, o da iyi.
Neyse, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni arkadaşlar. Yani ne diyeyim artık? Ben de ara sıra durumuma komik şeyler koyuyorum yani. Güldürebilirim sizi. Neden olmam? Tarte, evet, Rainforest of the Sea koleksiyonundan bir palet. Bu palet dediğim gibi bazı videolarımda kullandım ya. kullandığım en fazla paletlerden. Ne biçim video ya bu? Yani sevdiğim bir palet arkadaşlar, ne diyeyim ki? Bugün koptum gidiyorum. Ve arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ki bizim böyle hikayelerimiz aslında biraz daha fazla. Ara istiyorsanız size anlatabiliriz. Yalnız benimle takılanların hep böyle bir hikaye soruyor nedense. Evet, mutlaka. Şeyi hatırlıyor musun? Şu an aklıma dayım geldi. Aynen. Dayıma selamlar olsun. Yani şey, ikinci dayıma. Üç dayım var çünkü. Adını da söylemeyeyim de. Dayımla bayağı bir hatıralarımız var. Hikayelerin devamı için takipte kalın. Too Faced'in bir paletiyle devam etmek istiyorum. Gingerbread Extra Spice paleti. Bunu yeğenimle çektiğim videoda kullanmıştım. Ana. Bu paletin en sevdiğim yönü kokusu. Meyra'da sadece kurabiye. Meyra'da kurabiye. En büyük paletim. Kafam kadar. Kafamdan da büyük. Evet, böyle bir palet. Neyin kafasına yaşıyor? Hayvan kadar bir aynası var şurada. Şu an göstermiyorum yoksa kamera falan. Direkt exposed. Şöyle bir palet. Yandan kesin. İşte böyle bir palet arkadaşlar. Bu paleti çok kullandım videolarımda. Bülent Ersoy videomda bunu da kullanmıştım. Çok güzel bir palet. Bu paleti niye seviyorum? Çünkü aradığım her renk var gerçekten. Bana şu renk lazım dediğim zaman gördüğünüz gibi 30 tane farklı ton var. Yani pembe aradığımda direkt bir sürü pembe var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, her renk var. O yüzden bu paleti çok seviyorum. Beauty Bay Türkiye'ye yolluyor mu? Maalesef bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu palet çok uygun fiyatlı. 3 tane Huda Beauty paletim var. Emerald, Amethyst ve Sapphire. Yani İngilizce, Amerikan İngilizcesi falan. Kendiniz söyleyin. Böyle. 3 palet. Biri mavi, biri lila, biri yeşil. Bunları da fazla göstermeyeceğim çünkü videolarımda kullandım. Bunu ilk videomda kullanmıştım hatta. Bu da ilk videolarımdandı. İlk göz ağrım. Aynen. Bu aslında ilk pahalı paletlerim bunlar. Evet. Evet, öyle. Buna gerçekten çok seviyorum ve asla da vermeyeceğim. Hep bende kalacak. Ama bu paletlere para vermek istemiyorsanız bence bunlarla gelecek videolara bakın derim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, paletlerim bu kadardı. Bu kadardı dediğim. Yani bir saattir çekiyoruz galiba değil mi? Arada tabii kahkaha tufanı da yaşandı ama o kadarı olacak. Hoşunuza gittiyse video, daha fazla böyle koleksiyon videoları görmek istiyorsanız ve daha fazla hikayeler duymak istiyorsanız hayatımdan lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara da fikrinizi yazabilirsiniz. Güldürebildim mi size onları yazabilirsiniz. Instagram'dan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.